arkadaşlar, bugün sizinle Bulgaristan'dayız ve tabii ki bildiğiniz gibi Antika Pazarı'ndayız. Bulgaristan Sofya. Antika Pazarı'nda. Burada arkadaşlar Boyana Kilisesi'nin hemen birazcık sol tarafında bulunan bu Antika Pazarı. Gerçekten de güzel eşya var içeri. Size de bunu göstermek istedim. Arkadaşlar bakın, burada madalyalar var. Sovyetler Birliği'nden, Alman İmparatorluğu'ndan madalyalarımız var. Dünya Kupası'ndan. Burada ise saatlerimiz var arkadaşlar. Saatler, köstekli saatler, normal saatler, kameralar, dürbünler ve bu tür eski eşyalar burada bulabilirsiniz. Bu kısımda takı kısmı. Bu kısımda takı eşyaları bulunmakta. Burada ise yine madalyonlar, altın madalyonlar ve paralar bulunmakta. Bu kısım gene kameralar. O kısımda ise yine antika paralar ve eski eşyalar var. Bu şekilde eşyalar. Burada ise takı eşyalarımız var. Taşlar, doğal taşlar. Burada ise ıvır zıvır böyle işte şeyler var. Bulgaristan'a özgü şeyler. Anı şeyler. Bu tarafta pazarın devamı var arkadaşlar. Çok büyük bir pazar. Gerçekten güzel bir pazar. Şu tarafta da devamı. İki tane tezgah var. O tezgahlarda da pek bir şey yok. O tezgahlara onun için gitmedik. Burada arkadaşlar ahşapçı var. Ahşap eşyalar üretmiş. 2-3 tane burada bakır eşyalar var. Burada keçeciler. Sonrasında boncukçular ve doğal taşçılar var. Burada satranç takımımız var. Burada işte eski eşyalar, bakır eşyalar, tarihi maskeler falandır filandır buna sergileniyor. Bu tarafta ise Hristiyan tabloları bulunmakta. Burada işte suluklarımız, nice yıldızları var bu tarafta. Sonrasında burası bıçakçı, bıçak var, oyuncak tabancalar var, balta var. Bu kadar arkadaşlar. Güzel paralarımız da var burada. Bu kadar para. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bakırdan eşyalar, kılıçlar ve süs eşyaları bulunmakta. Bu kadar. Arkadaşlar bu bit pazarına gelmenizi tavsiye ederim. Fiyatlar içinde isterseniz bir tezgaha uğrayalım Süleyman Hanım. Bir antikacı tezgahına uğrayalım. Bu tarafta zaten tablolar var mesela. Madalyaların, kılıçların fiyatlarını soralım. Kol kol eva? What? This. This. This is 350. 300 lira var. Kılıç var burada. Bu şekilde kılıçlar. Peki bunun fiyatı? Kol kol eva? Gümüş. Gümüş kılıcımız var. Osmanlıca yazıları var. 3000 euro minimum. 3000 lira istedi arkadaşlar. Euro. 3000 euro istedi arkadaşlar. Yani kılıçlar zaten pahalı olur gerçekten. Altın bir işlemeli bir kılıç var arkadaşlar bu şekilde. Kol kol eva bunu 1300 euro. 1300 euro. Zaten evet arkadaşlar, şimdi bir madalyacıya geldik. Burada arkadaşlar ana paraları bulunmakta bu şekilde kaplar içerisinde. 40 leva gibi değişik fiyatları var. Burada Osmanlı parası var gerçek. 40 leva. Kol kol leva. What? 100 leva. 100 leva gibi bir rakama. Şurada madalyalar var. Kol kol leva. 1 leva tanesi. 1 leva tanesi. Ucuz gerçekten. Bir levaya buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Kol kol leva. What? 10 leva. 10 levaya bu şekilde güzel madalyalar var. Hepsi mi 10 leva? Tanesi. Video çekiyorum da abi. Hepsi mi 10 leva? Doğru. Bu model hepsi. Hepsi 10 leva. Bu kaç leva? 35 leva. 35 leva. Bu dürbünler kaç para bu dürbün? 40 leva. Peki ya bu çakmak? 60 lira.
Bu şekilde eşyalarımız var arkadaşlar. Uçak son bir şey daha soralım. Uçak, evet, uçak soralım. Kol koleva. Bu kaç para? 60 lira bu bıçak. Evet arkadaşlar, burada ninja yıldızlarımız var. Bu ninja yıldızlarının hepsi 7 lira. Bazıları 10 lira falan çıkabiliyor. Hepsi Çin malı arkadaşlar. Çin ninjası malları. What? 15. Kol koleva 15 lira. 15 liraymış. Bu şekilde CCCP'den 15 lirası. What? 30. Ne demek anne? 40 lira. 40 lira mı? 40. 30. 30 lira. 30 lira. Bunların hepsi 30 lira arkadaşlar. Coca Cola 25 lira. Kaç liraymış anne? 25. Yes. Evet arkadaşlar, son tezgahımız da bu tezgah. Coca Leva 15 euro. 15 euro arkadaşlar. Bu tezgah da güzel bir tezgah. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gezinname kanalı da takip etmeyi unutmayın. Bizim kanalımıza da abone olun. Gezinname'ye de. Semi precious stone, Russian stone. Doğal bir taşmış arkadaşlar. Keribar taşları, doğal taşlar. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sedefmiş. This is